Merhaba. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan en sonunda baklayı ağzından çıkardı. Daha çok ideolojik bir saplantı nedeniyle karşı olduğu faizi iktisaden akıl dışı biçimde düşürterek ülke ekonomisini sürüklediği büyük krize bir kılıf uydurdu. Çin'in gittiği yoldan yürümek bu kılıfın adı. Çin'in gittiği yoldan büyümek. Yani ucuz emek yoluyla, ucuzlatılmış emek yoluyla, çevre imhasına göz yumarak, ihracatı arttırmak, yabancı yatırım çekmek, böylece yeni bir büyüme sağlamak. Çin'in iktisadi boyutuna, bir kıta büyüklüğüne sahip olmasına, o ekonominin büyüklüğüne, bunun sunduğu olanaklara, Türkiye'nin sahip olup olmadığı sorunu bir yana bırakalım. Bu sözde stratejinin en garip yanı şu: Çin 30 yıl önce böyle bir stratejiyi benimsediğinde veya 40 yıl önce hatta böyle bir stratejiyi benimsediğinde kişi başına geliri çok düşüktü. 40 yıl önce kişi başına geliri 300, 1980 yılında 300 dolar civarındaydı. Daha sonra bu kişi başına gelir giderek artarak bugün 10.500 dolar seviyesine gelmiş durumda 2020 yılında. 40 senede 300 dolardan 10.500 dolara arttığı doğru Çin'in ekonomisinin ortalama gelir seviyesi, kişi başına gelir seviyesi. Satın alma paritesiyle bakıldığında bugün Çin'in kişi başına gelir seviyesi 25 bin dolar civarında. Yani piyasadaki dolar kuru üzerinden değil, doların Çin'deki alım gücü üzerinden hesapladığımızda Çin'in yurt içi hasılasını bu kişi başına 25 bin dolarlık bir alım gücüne yılda ortalama tekabül ediyor. Bu artış son 40 yılda gerçekleşmiş bir artış. Bir tek parti diktatörlüğü altında bu yolu Çin sürdürdü. Demokrasi ve özgürlük yokluğu karşılığında belli bir refah seviyesi artışı sağlayarak yoksullukla mücadeleyi büyük ölçüde gerçekleştirerek toplum nezdinde asgari bir meşruiyet elde etti. Türkiye'de ise 2013'e kadar ortalama gelir seviyesi, kişi başına gelir seviyesi 12.500 dolara kadar yükselmişti. Son 4-5 yılda ise sürekli düşerek 8.000 dolar seviyesinin altına 8.000 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Tayyip Erdoğan bunu daha da düşürerek ekonomiyi büyütmek stratejisini yürüttüğünü iddia ediyor. Yani Türkiye'yi geldiği orta üst gelir seviyesinden düşük gelir seviyesine indirerek, Çin'in gittiği yolu tersten giderek, yeniden birkaç yıl sonra bu şimdi kaybettiğimiz gelir seviyesine yeniden çıkmayı bize öneriyor. Türkiye toplumuna öneriyor. Vaat ediyor. Bunu bir strateji olarak savunuyor. 10 yıl önce geldiğimiz orta üst gelir seviyesini nasıl aşarız? 10 yıl önce bu geldiğimiz orta üst gelir seviyesini nasıl aşarız sorusunu soruyordu hatırlayacaksınız. Orta gelir tuzağı denilen tuzaktan nasıl kurtuluruz diye soru soruyorduk. Yüksek gelir seviyesine nasıl çıkarız, bu seviyeyi nasıl aşarız sorularını soruyorduk. Tayyip Erdoğan ve etrafındaki şarlatan şakşakçılar, iktisatçılar ise bugün düşük gelir seviyesine nasıl düşeriz sorusunu bize sormamızı öneriyorlar. Çin'in 20 yıl önceki seviyesine geri dönmeyi bize bir strateji olarak öneriyorlar. Bu son derece vahim bir akıl tutulması değilse eğer, kasıtlı biçimde topluma kötülük yapma girişimidir, tartışmasız biçimde. Otokratın saplantılarına kılıf bulmak için uydurulan bu strateji, ülkeye, toplumun çok büyük bir kesimine ağır bir bedel ödetme stratejisidir. Bir anlamda vatana ihanettir.